Mehmet Şimşek'e bir kulak vermemiz gerekiyor. Mehmet Bey, Hazine ve Maliye Bakanı, enflasyonun düşürmesini bekliyoruz. Vergi derdine düşmüş durumda. Kafayı akaryakıta takmış. Bugün için bakanlıktan gelen açıklama. Nedir o? Dijital takip yapacağız. Akaryakıt istasyonlarında, pompada vergi kaybına son. Peki, öyle olsun. Ya başkası, ya vergi, ödeme, diğer meseleler, pahalılık. Bakın Mehmet Şimşek son açıklamalarında ne demiş? Akaryakıt tüketimine dijital takip ve izleme geliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlamak ve denetim etkinliğini artırmak amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgilerinin otomatik tanımlanmasına imkan sağlayan bir takip sistemi kurma kararı aldık. Akaryakıt sektöründe 2022 yılına ait vergi kaybını da paylaştı. 75 milyar lira değerinde usulsüz fiş ve faturalar sebebiyle yıllık en az 15 milyar lira kayıp oluştuğunu söyledi. Taşıtların yakıt depo giriş ağzına taşıt tanıma birimi adı verilen akaryakıt pompalarındaki tabancalara da taşıt tanıma okuyucusu adı verilen cihazlar yerleştirilecek. Bu iki cihaz yoluyla edinilen taşıt kimlik bilgisi kasaya güvenli şekilde iletilecek. Tüm bilgiler yapılan yakıt ikmal işlemlerini doğrulamak üzere güvenli olarak saklanacak. Şimşek, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerinin 31 Aralık'a kadar sisteme dahil olmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bireysel araç kullanıcıları içinse henüz net bir tarih yok. Bakan Şimşek, bireysel araçların ilk etapta sisteme gönüllü olarak dahil olabileceğini söyledi. Öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi. Türkiye'de bireysel araçlarla birlikte 29 milyon araç bulunuyor. Sistemle ilk aşamada 5,5 milyon ticari aracın yıllık yaklaşık 490 milyar lira değerinde akaryakıt alımı yapması öngörülüyor. Vergi mükelleflerine ait 8 milyon aracın tamamının sisteme dahil olmasıyla 713 milyar liralık akaryakıt tüketimi dijital olarak takip ve izlem altında olacak.